Sevgili seyirciler, geçtiğimiz hafta Profesör Doktor Ali Bardakoğlu ile Din Nedir konulu bir sohbet gerçekleştirdik. Bu hafta dinin çerçevesini biraz daha genişleterek dine ait olmayan şeyleri ayrıştırmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Sizinle din nedir'i konuştuk. Şimdi bir de din ne değildir'i konuşmak istiyoruz. Neler dine ait değildir? Dinin çerçevesini nasıl çizeriz? Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Tabii dini konuştuk. Ne dine ait değildir, dinle ilgili değildir aslında şöyle cevap verebiliriz. Her şey dinle ilgilidir. Şimdi değil mi ki bütün varoluş Allah'ın eseridir. Bütün mükevvenat, galaksiler, yıldızlar, yeryüzü, gökyüzü hepsi Allah'a aittir ve Allah'ın yarattıklarıdır. Her şey Allah'la ilişkilidir ve Allah'ın eseridir. Amenna. Din de bu dünya hayatına dair, insanın bütün yapıp ettiklerine dair bir rahmet, bir ışık, bir aydınlatma ise her şeyde dinle öyle veya böyle ilişkilidir. Bu doğrudur. Kevni oluşum açısından böyle bakacağız. Böyle bakınca dine ait olmayan hiçbir şey kalmamış oluyor. Din de her şeyle öyle veya böyle insan, madem ki dinde insan hayatına dairdir, insanla ilgili her şey dinle ilgilidir. Ama burada bu ilginin ayarını, şeklini belirlemek son derece önemli. Şimdi başa dönersek dinin 3 temel mesajı var. İman edin, Allah'ın dediklerini yapın, haramlarından sakının. 3 güzel ahlak olun. Yani böylece iman, ibadet ve ahlak üzerine oturuyor. Dinin öğretisi yani iman, zihin dünyamızla alakalı, kalbimizle, gönlümüzle alakalı. İbadet, daha önce konuştuk, Allah'a bağlılığımız ve bilinç kazanmamızın yolu. Ahlak da hem kendi hayatımızın hem insanlarla ilişkilerimizin en yüksek kalitede olması demek. İkinci açıdan dinin iki temeli vardır. İki sütuna oturur din. Bir akide, diğer şeria. Akide inanma kısmıdır. Şeria da dünyada uymamız gereken kurallar kısmıdır. Akide hiç değişmemiştir. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün peygamberlere anlatılan hep aynı inanç esaslarıdır. Allah'a ve ahirete iman edin. Peygamberlere kulak verin, onları dinleyin. Uluhiyet, ahiret ve nübüvvet. 3 temel iman esasıdır. İmanın diğer şartları da bunun devamıdır. Şeria nasıl bir değişikliğe uğradı? Şeria ise peygamberlerden peygamberlere, dönemlerden dönemlere sürekli değişim göstermiştir. Bir bakıma Fatma Hanım, şeria iman ve salih amel ikilemindeki salih amelin dönemlere göre açılımıdır. Yani hani bütün vahyin, bütün peygamberlere gelen vahiy iman ve salih amel vurgusunu içeriyor ise işte şeria dediğimizde iyi iş, güzel davranış dediğimiz şey dönemlere göre, şartlara göre, imkanlara göre, toplumların sosyal yapısına göre falan değişir, değişecektir. Onun için de Allah-u Teala ben her birinize ayrı şeriatler, ayrı yol ve yöntemler verdim buyurur Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde. Çünkü neticede salih amelin, iyi işin, doğru işin bir bakıma açılımıdır. Şimdi böyle de düşünürsek yine şerianın içerisinde, yani biz ona Türkçe'de şeriat diyoruz. Şeriatın içerisinde bir bakıma insanlığın ortak vicdanı vardır. Neler vardır? Mesela 10 emirden hatırlayalım. Diyelim işte çalmayacaksın. Komşuna kötü gözle bakmayacaksın. Adam öldürmeyeceksin. Yalan yere yemin etmeyeceksin. Allah'ın adını boş yere anmayacaksın. Bak, bunlar hiçbir dönemde değişmeyen koşullar. Zina etmeyeceksin. Tabii bunlar hiç insanoğlunun fıtratıyla alakalıdır bunlar. Temel ahlaki erdemler, temel güzellikler hep şeyin içinde formüle edilmiştir. Dinin bizden istediği davranış kurallarının içinde vardır. Böyle olunca din hem akidesiyle hem şeria dediğimiz kurallar ile bizim hayatımızı düzenliyor, rehberlik ediyor, güzelleştiriyor. Bunun ayrıntısına gelince, bunun ayrıntısı artık insanlara ait. Çalmayacak. Doğru, bu dinin, ahlakın, hukukun, siyasal rejimlerin, insan aklının ortak paydasıdır. Zina etmeyeceksin. Temel ta Hazreti Adem'den bu taraf. Herkesin iffetine, namusuna saygı göstereceksin. Adam öldürmeyeceksin. Allah'ın verdiği canı hiç kimse almayacak. Hiç kimsenin ona hakkı yoktur. Cinayet en büyük günahtır. Öldürmeyeceksin. Burada dinin bu kuralı, bu emri, bu prensibi bizim aklımızın, ahlakımızın, siyasal düzenlerin, hukuk düzenlerinin de ortak paydasıdır. Yani aslında her biri hakla ilgili görünüyor. Yalan söylemeyeceksin. Yalan söylemeyeceksin. Komşuna, ortağına ihanet etmeyeceksin. Yani iyi işler yapacaksın. Güzel işler yapacaksın. Ha, bunlar nasıl gerçekleştirirsiniz? Bunlar nasıl korursunuz? O sizin meseleniz artık. Ondan sonrası, çünkü dedim ya, dinin kurallar kısmı, şeria kısmı, normatif kısmı insanlığın ortak tecrübesi, ortak vicdanı demektir. Her cuma günü
camide hocamız minberden inerken asırlardır önemli bir ayet okur Kur'an-ı Kerim'den. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. Şimdi ne diyor? Allah adaleti emreder. Allah her işi iyi yapmanızı emreder ve Allah yakınlarınızı, çevrenizi gözetmenizi, onlara yardımda bulunmanızı emreder. Sizi çirkin, ayıp, kötü, günah işlerden de alıkor. Azgınlıktan, çirkin işlerden de geri durmanızı ister. Bu çok temel bir ilkedir. Peki adaleti nasıl sağlayacaksınız siz? Artık o size emanettir Fatma Hanım. Her toplum adaletli bir hayat tarzını kurmaya memurdur. O adaleti sağlayacak kurumları, kuralları, işleyişi üretmek zorundayız. Sadece ihsan, ahlak diyerek toplumu yüceltemeyiz. Yardımlaşma diyoruz değil mi? Sosyal adalet diyoruz. Bak din çok önem veriyor ona. Sürekli vurgu yapıyor. O sosyal adaleti sağlayacak, paylaşmayı sağlayacak bir sistem inşa etmek zorundasınız. Hukuk düzeni onun için insanların meselesidir. Siyaset, katılımcı bir siyaset, adil bir yönetim, insanların rahat edeceği, güven duyacağı, huzur içinde olacağı bir toplum inşa etmek insanların meselesidir. Bak dikkat ederseniz onun içinde hukuk, siyaset, ekonomik model, insanların nasıl yönetileceği, kimi seçeceği, nasıl seçeceği bunlar dinin içinde yer almazlar. Hatta bilim de dinin içinde yer almaz. Peki dini kullanarak bunlara alet edenlere ne demeli hocam? O zaman dini işte alet ediyor ve dini istismar ediyor. Dini insanların gözünde yaralanmasına razı oluyor demektir. Bilim de sunmaz bize, bilgi de sunmaz. Kur'an-ı Kerim bir bilgi kitabı mıdır, bilinç kitabı mıdır? Kur'an-ı Kerim bir bilinç kitabıdır. Bir dine davet kitabıdır. Din bize bilim üretmez ama bilim üreten insana motivasyon verir, güç verir ve hedef gösterir. Din çok üst bir bakıştır. Bir aydınlık, bir rahmet olarak yansır ama belirlemez bunları. Kimya alanında, gezegenlerde bir şeyler yapmak istiyorsanız Kur'an okumanız gerekmez. O alanın şartlarına göre çalışmanız, çaba göstermeniz gerekir. Yani Kur'an'ı okuyarak aşı bulamazsınız. Bulduğunuz aşıyı, ürettiğiniz elektriği insanca kullanmanın motivasyonunu, vicdanını kazanırsınız siz Kur'an'dan. Bazen hayal kırıklıkları ve bilimde, teknolojide geri kalmak veya siyasal alanda, ekonomik alanda bir takım zaaflar içinde, bir takım olumsuzluklar içinde olmak bizi dine bakışımızı da etkiliyor ve biz bunları dinden bekliyoruz. Hayır, din de bizden bekliyor bunları. Bu dünyayı Allah'ın var ettiği, yarattığı bilinciyle yaşamamız bile bizim en büyük kazancımızdır. Yani o bilince sahip insan elde ettiği bilgiyi, elde ettiği serveti, elde ettiği iktidarı çok iyi kullanır, adaletli kullanır, doğru kullanır. İstismar etmez. İnsanoğlu bazen Allah'ın murakabesini, denetimini, ahiret hayatını öyle unutur ki en azılı cinayetleri işleyebilir. İnsanlar, toplumlar kendi dünya hayatlarını en iyi şekilde kurmak ve sünnetullahı kavramak zorundadır. Yani sünnetullah nedir? Sünnetullah dünya hayatının belli sebep-sonuç ilişkisine göre yürüdüğünü fark etmek ve onun sebeplerine tutunmak demektir. Sünnetullahı kavrayamazsak dinle bilim ilişkisini kuramayız. Hocam Kur'an-ı Kerim tabii ki de kutsal kitabımız, tabii ki bir bilinç kitabı. İşte Kur'an'daki mucizeler, sayılar vesaire gibi anlamlar atfetmeyi nasıl yorumluyorsunuz? Yani Kur'an-ı Kerim'i amacı dışında anlamak, kullanmak ve Kur'an-ı Kerim'e karşı haksızlık etmek olur o. Yani biz Kur'an-ı Kerim'i sihir kitabı, büyük kitabı, bilim kitabı olarak görürsek, hatta yani Kur'an-ı Kerim birbirimize karşı savaş baltası gibi kullanırsak bu dine ihanet etmiş oluruz. Hazreti Ali'ye karşı Kur'an sayfalarıyla mücadele etti hariciler. Yani en büyük, ilk fitne odur İslam tarihinde. Kur'an-ı Kerim'i anlamak başlı başına bir zihni bir efor gerektirir. Yani İslam dünyası Kur'an'la çok dinliyor, dinlerken gözyaşı döküyor ama bu Kur'an'la buluşmak değildir. Kur'an'la buluşmak, Kur'an'ın ne dediğini anlamak, Kur'an'ın mesajını hayatımıza yansıtmak demektir. Aslında Kur'an'la yaşamayı, birlikte buna devam etmeyi, evet, hayatımıza büyük bir yer vermeyi sağlayabilmemiz gerekiyor. Yani İslam dünyası tabii, yani bizim neyi nasıl yaptığımızın belirleyicisi biraz da tarihin akışıdır. Yani son yüzyıl ulus devleti oluşumu, bağımsızlık mücadeleleri, batıya karşı bilimde, fende, teknolojide geri kalmış olduğumuzu fark ediş falan bize ciddi travmalara yol açtı. Ve bir ideolojik savaş başladı. En büyük gücümüzü biz Kur'an'dan ve İslam'dan aldık. Ve İslam'ı, Kur'an'ı bir ideolojik söylemin malzemesi yaptık. Ve haksızlık oldu. Halbuki bizim Kur'an'ı Kur'an olarak, dini din olarak anlayıp bu dünyanın olup
bitenini daha sağlıklı bir zeminde değerlendirmemiz. Biz niye böyleyiz'i açık yüreklilikle sormak ve buna cevap aramak durumunda olmalıydık. İdeoloji demişken hocam, hayatımızdaki buyurun, ideolojilere dini perspektiften nasıl bakabiliriz? Evet, bir Müslüman Kur'an'ın, dinin kendisine verdiği ana mesaj çerçevesinde hangisiyle nasıl barışacaksa barışır, kavga edecekse kavga eder. Ama bu kavgasına Kur'an'ı ve dini alet etmesi doğru değildir. Mesela İslam dünyası, yani açık konuşmak gerekirse, sosyalizm ve kapitalizm ikilemi arasında kaldı. Ve ulemanın da daha çok sermayeden ve iktidardan yana tavır almasıyla daha çok İslam'ın liberal yorumunu, kapitalizme destek veren yorumunu öne çıkardılar. Ama bazen de ya bizim gençlik yıllarımızda İslam hem sosyalizme hem kapitalizme karşı üçüncü rejimdir, üçüncü bir ideolojidir şeklinde bir söylem geliştirildi. Ama içi doldurulamadı. İçi doldurulamadı. Zaten doldurulamazdı da. Yani dinin içini dünyanın ideolojileriyle dolduramazsınız. Çok keyfi olur. Öyle düşünürsünüz. Her iyi gördüğünüzü, her doğru bildiğinizi din budur diyerek sunamazsınız siz. Din Allah'a aittir. Uluhiyet Allah'a aittir. Din Allah'a aittir. Kutsallık Allah'a aittir. Elbette Kur'an-ı Kerim her insana saygıyı istiyor bizden. Taşa toprağa emanet gözüyle bakmamızı istiyor. Bu bilinci aldıktan sonra kendi çevre hukukunuzu, çevre bilincinizi üreteceksiniz. Kendi insan hakları bilincini üreteceksiniz. Yani insan haklarını geliştirmeyen bir toplumda din yeşerebilir mi? Yeryüzü meselelerinin insan iradesiyle alakalı olduğunu ve şeriatın da çok üst bir söylemle bunlara destek verdiğini bilmemiz gerekiyor. Kılavuz dediğimiz de aslında tam olarak bu değil mi hocam? Yani yoksa ki Kur'an-ı Kerim'i bir hukuk kitabı, bir iktisat kitabı, bir keşifler kitabı, bir gezegenler kitabı gibi okuyamayız. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın rüzgarları estirdiği, yağmuru yağdırdığı, yeryüzünden bitkilerin bittiği, baharların geldiği anlatılır. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? İki türlü anlayabiliriz. Bir, Allah-u Teala belli bölgelere bizzat fiziki olarak müdahale ederek belli yağmurları yağdırıyor. Sebep oluyor, rüzgarı gönderiyor. Hayır, öyle değil. Allah yarattığı bu sistemin, bu varoluşun kendi içinde devri deveranı sonucu yağmurların yağdığını, depremlerin olduğunu, rüzgarın estiğini, güneşin doğduğunu ve bütün bunların Allah'ın bir insana lütfu olduğunu anlatıyor. Bilgi, bilim, pozitif bilim üreteceksek onu biz üreteceğiz. Yani Kur'an-ı Kerim bilgi kitabı değil, bilinç kitabı derken ben bunu kastediyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'i evimizin en yüksek köşesinden indirip başucu kitabı yapmamızın, hayatımızda bir rehber haline getirmemizin gerekliliğinden bahsediyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim duvardan indirip gönül dünyamıza ve amel dünyamıza indireceğiz. İnşallah hocam. Amel dünyamıza, gönül dünyamıza inmemiş bir din rahmet olmaz. Evet hocam. Çok teşekkür ederiz. Dinin çerçevesinden, Kur'an-ı Kerim'in hayatımızdaki yerinden bahsetmiş olduk. Sevgili seyirciler, bu hafta Profesör Doktor Ali Bardakoğlu konuğumuzdu. Dinin çerçevesinden, Kur'an'ın hayatımızdaki yerinden bahsetmiş olduk.